Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Ben Refiye. Evet arkadaşlar, bugünkü açılımımızın konusu pişman mı? Pişman mı derken sizi üzen kişi pişman mı? Ex partner yaptıklarından dolayı pişman mı? Ya da şu anda ayrılmadınız ama işte limonisiniz, karşınızdaki kişinin yaptıklarından dolayı herhangi bir üzüntü duyup duymadığını, pişmanlık yaşayıp yaşamadığını merak eden arkadaşlarımız bu videoyu izleyebilirler arkadaşlar. Şimdi şöyle bir şey var. Yani belki de pişman değil. Hatta bazen şöyle bir durum oluyor. Bir şeyleri yaşıyoruz, kavga yapıyoruz, tartışıyoruz. Biz kendi içimizde ya keşke ben de bunu söylemeseydim diye pişmanlıklar yaşarken aslında karşı taraf bu zemini hazırlamıştır. Ama yine de biz de ya çok mu fazla tepki verdik gibisinde pişmanlıklar yaşıyor olabiliriz. Ve aynı zamanda ya anladı mı? Yaptığını anladı mı? Çünkü bazen karşı taraf NATO mermer, NATO kafa yaptığını ya da söylediği şeyin nereye gittiğini, yaptığı davranışın sizi nasıl etkilediğiyle ilgili hiçbir fikri olmayabilir. Biz burada bu kişiler yaptıklarıyla ilgili ne düşünüyorlar, pişman mı, hatalarını anladılar mı? Bununla ilgili en doğru ve en net bilgileri almaya niyet ediyoruz arkadaşlar. İki destemiz var tabii ki. Her zamanki gibi sihirbazların tarot destesi. Objeleri almayı unutmuşum. Kızımla beraber kullandığımız için bu masayı sürekli böyle bir taşınma durumunda oluyoruz. Ne kullanalım? Şurada bir turuncu. En sevdiğim renk. Turuncu bir kalemimiz var. Birinci desteğe turuncu kalemimizi koyuyoruz. Şöyle. Dur. İkinci destemize ne koyalım? Her şeyde turuncu ve sarı. Demek ki biz ana kız turuncuları ve sarıları seviyoruz. Buraya da lacivert mavi kalemi koyuyoruz. Evet arkadaşlar, şöyle koyalım da önüne belli olsun. Üstlerinde çok belli olmuyor. Sizler destenizi seçerken ben her zamanki hatırlatmayı yapmak istiyorum arkadaşlar. Kanalıma abone değilseniz kanalıma abone olur, bildirim butonunu seçer ve tüm bildirimleri açarsanız sizlerden gelen soruları cevaplandırdığım soru cevap şeklindeki canlı yayınımdan ve yeni videolarımdan anında haberdar olabilirsiniz arkadaşlar. Benden bireysel danışmanlık almak isteyen arkadaşlarımsa videoların altındaki WhatsApp numarasından benimle mesajla iletişime geçebilirler. Şimdi şöyle bir durum var arkadaşlar. Çok heyecanlı bir süreçten geçiyorum. Belli konularla ilgili eğitim almaya başladım. Hatta çok birden sanki birçok konuya giriş yaptığım için biraz zorlanıyorum. Ama bu hafta beni çok heyecanlandıran bir şey oldu. Numeroloji çalışmaları içerisinde bir çalışmaya rastladım arkadaşlar. Onunla ilgili bugün video çekebilirsem sizlerle de paylaşacağım. Evleneceğimiz yaşı bulmakla ilgili. Şimdi orada verilen 2 yaş vardı. Çünkü tek yaşla gittik mi her zaman doğru sonucu almayabiliyoruz. Ben çevremdeki kişileri den sağlamasını sağladım. İşte evlenmiş olan arkadaşların kaç yaşında evlendiğini öncelikle bulup bu yöntem gerçekten doğru bir yöntem mi? Bunun sağlamasını yapmaya çalıştım. Evet, mesela bir tanesi bayağı bir başarılı ama bir tane fire verdi. O fire vereni diğer yöntemle hesapladığımda evet onunla da doğru yola çıktım. Ben her ikisini de size anlatacağım. Sonraki videomda evleneceğimiz yaşı nasıl buluruz? Böyle bir video ama ona uygun bir açılım da yapmak istiyorum. Aslında bu hafta pek düşünmüyorum ama evleneceğim kim açılımı içerisinde bu yöntemi yapmak bana çok daha doğru geldi. Bakalım bugün zaman kalırsa bu videoyu da çekerim, sizlerle paylaşırım. Artık herhalde herkes destesini seçmiştir. Bizler birinci desteyle başlayalım arkadaşlar. Evet. Birinci desteği yani turuncu kalemi seçen
Sihirbazların tarot destesini seçen arkadaşlarımızla bir başlayalım. Evet, bu açılımın katkıları nelerdir diyerek ilk önce birinci deste seçen arkadaşlarımızın aklındaki kişinin şu anki gündemi nedir? Nelerle uğraşıyor? Buna bir bakalım. Çakralar çıktı. Şu anda birinci desteği seçen arkadaşlarımızın seçtiği, niyet ettiği kişi için arkadaşlar bir denge problemi olabilir öncelikle. Birinci çakra dördüncü çakra ve denge meleği geldi. Şimdi arkadaşlar birinci çakraya bakacak olursak birinci çakramız yani kök çakramız hayatımızdaki kökleri, barınma, güvenli alan, su, yemek ve aile gibi temel unsurları temsil eder ve en önemlisi de bir yere ait olma duygusunu temsil eder arkadaşlar. Dengeli olduğunda kendimizi güvende hissederiz, işte bir yere ait olduğumuzu hissederiz, gayet sağlıklı ve mutlu hissederiz. Aslında bloke eden enerji ise korku duygusudur. Bloke olduğunda arkadaşlar maddi sıkıntılar yaşayabiliriz veya bu konuda endişeler yaşarız. Duygusal olarak muhtaç hale geliriz. Endişeli oluruz, panik halinde ve öfkeli oluruz arkadaşlar. Ölüm, terk edilme, değersizlik, kaybetme, yetersizlik gibi duygular hissederiz. Ve obezite sorunları yaşayabiliriz. Fiziksel olaraksa dolaşım sorunları, kabızlık, bel, kalça, diz ağrıları ve jinekolojik sorunlar yaşayabiliriz. Özellikle üreme organları ile ilgili sıkıntılar yaşayabiliriz. Şimdi ben tek tek anlamlarını anlatayım. Sonrasında üstüne açtığımız kartlarla birinci destenin aklındaki kişinin veya işte pişman olup olmadığını merak ettiği kişinin gündemini yorumlarız arkadaşlar. Dördüncü çakra hepimizin de tahmin edeceği gibi aşk, sevgi, şefkat ve neşe olan her şeyi temsil eder çakradır. Sağlıklı çalıştığında kendimizi mutlu, huzurlu ve sevgi dolu hissederiz. Bloke olduğunda ise ikili ilişkilerde zorlanma, reddedilme korkusu ve nasıl diyeyim bir böyle dramatik bir tavır içinde buluruz. Kendimizi duygusal bir açlık hissederiz arkadaşlar. İşte aşırı sahiplenme, kıskançlık, bağımlılık ve değersiz hissetme gibi duygularını yaşarız bu çakrada sorun olursa. Fiziksel olarak solunum yolu hastalıkları, akciğer hastalıkları ve yüksek tansiyon durumları hissederiz. Denge meleği ise bize burada üstüne de koyduğumuz kartlarla daha açıklayacağız. İşte denge meleği aslında düz anlamıyla maddi manevi anlamda kendimizi dengede hissettiğimiz, hayatımızın yolunda gittiğini hissettiğimiz bir dönemi anlatır. Ters anlamıyla ise hem maddi hem de manevi anlamda sıkıntılı bir süreç geçirdiğimizi anlatır. Şimdi yorumlama yerine geldik arkadaşlar. Bakalım bu kartlarla üstüne aldığımız destekleyici kartlarla birinci destenin pişman olup olmadığını merak ettiği kişinin gündeminde neler var? Şimdi özellikle baktığımızda bu kişinin gündeminde hayatındaki bazı konularda özellikle bazı değil hatta neredeyse hemen hemen bütün konularla ilgili kararları sanki çevresindekileri memnun etmek için ya da memnun etmek için olmasa bile ki burada başkalarının söyledikleriyle ilgili endişe eden bir kişiyi görüyoruz. İşte yaptığı, ettiği, söylediği her şeyle, yaşayış tarzıyla ilgili çevresindekilerin
Çevresindekiler acaba ne der? El alem ne der? İşte annem babam ne der? Akrabalarım ne der? Korku ve endişesiyle bazı şeyler yaşadığını söyleyebiliriz. Şimdi burada özellikle aslında hayatında mücadele etmesi gerektiği bir konu var. Arkadaşlar bu kişinin geri kazanmak istediği, işte bir tavır yaptığı, bir soğuk yaptığı ve ego yaptığı birisine karşı veya bir duruma karşı bu tavırları alıp kaybettiği bir konuyla ilgili aslında mücadele etme isteği var. Tekrar bu konuda işte harekete geçmek, tekrar bu işi yoluna, düzene sokmak, dengeye getirmek istiyor. Bunun için bir çaba harcamak istiyor. Ama merkezde o kadar kısıtlı bir enerjisi var ki bu kişi büyütülürken de böyle çok fazla örf ve adetlere bağlı bir şekilde işte sus, yapma, etme, kim işte şu ne der, bu ne der baskısıyla büyütülmüş birisi olabilir veya ebeveynlerinin onayını bir türlü alamadığı için ya da o güveni, sevgiyi büyürken bir türlü hissedemediği için büyüdüğünde de hala yaptıklarıyla bir onay alma, çevresinden, annesinden, babasından bir onay alma ihtiyacı duyan bir kişi olabilir arkadaşlar. Bu kişi bununla ilgili ikilemlerde kalmış. Bir yetiştiriliş tarzı var ama o yetiştiriliş tarzıyla hayatını sürdürdüğünde mutsuz oluyor. Öbür taraftansa evet bu kalıptan çıkarsa mutlu olacak, kaybettiklerini geri alacak. Şu anki gündemi bu. Ama nasıl karşı geleceğini bilemiyor. Çünkü çok böyle nasıl diyeyim ahtapot gibi sarılmış sanki çevresi. Bu bilinçaltına yerleşmiş yetiştirilme tarzıyla bir örümcek ağ gibi sarılmış hissediyor arkadaşlar. Evet gündeminde ama bu ağları yırtıp açıp kendisini bir serbest bırakmak, özgürleşmek niyeti var arkadaşlar. Aynı zamanda bazılarınızın bu pişman olup olmadığını merak ettiğiniz kişiyle ilgili bir iş kurma, iş yapma, ortak bir işe girme gündemi olabilir. Bazılarınızınki için ise bir iş değiştirme, parayla ilgili bir maddi gelirde artışa gitmeyle ilgili bir gündem durumu var. Evet, durumu bu. Şimdi gelelim sizinle ilgili kısma. Hadi bakalım. Evet, birinci desteği seçen arkadaşlarımı üzen, küstüren, yaralayan kişi bu yaptıklarından dolayı pişman mı? Bununla ilgili en doğru ve en net bilgileri almayı talep ediyoruz. Hadi bakalım. Bir kırık kalp çıktı. Şimdi burada kırık kalp sizin kalbinizi kırdığının farkında mı yoksa kendi kalbinin kırıldığını mı düşünüyor sizinle ilgili? Her şey olabilir arkadaşlar. Hepimiz kendi açımızdan bakıyoruz olaylara ve durumlara. Evet, şimdi şöyle baktığımızda Yay, Koç, Aslan Burcu, Boğa, Başak, Oğlak Burcu veya bu burçların karakteristik özelliklerini taşıyanların enerjisi birinci deste için geçerli arkadaşlar. Devam edelim. Şimdi burada arkadaşlar kartlar
ikili, nasıl diyeyim, %50 %50 iki farklı durumu anlatıyor. Hikayeyi, senaryoyu anlatacağım. Size uyanı alın, kabul edin. Çünkü burada bir kısmı kendi açısından anlatırken bir kısmı sizin açınızdan anlatacak. Bakalım. Ama burada güzel olan ne var arkadaşlar, biliyor musunuz? Yani ya, sonunda böyle bir uzlaşma isteği. Sonda söyleyeceğimi başta söyleyeyim. Ben böyle sabırsızım arkadaşlar. Yani böyle Oğlak burcu olarak bir şeylerin hemen olmasını çok isteriz. Evet, böyle risk almayı sevmeyiz. Yavaş hareket ederiz bazı konularda. Ama eğer bizim elimizdeyse, biz yapabilecek bir şey, sonunu bir an önce getirme bizim elimizdeyse sabırsız davranırız. Burada da ben bunu yapıyorum. Ya, güzel olan bu. Uzlaşma ve bağlılık istiyor. Sonunda bu var. Bakalım başa. Sorumuzun cevabına bakalım. Dediğim gibi iki tane hikaye anlatıyor buradaki kartlar bize. Bir kısmınız için arkadaşlar, bu pişman oldu mu diye sorduğumuz kişi diyor ki, aslında benim kalbim çok kırık. Arkadaşlar, bazılarınız böyle son konuşmanızda ya da tartışmanızda böyle çok cadıca davranmış olabilirsiniz. Aa, yeter seni de mi çekeceğim? Yeter bu kadar ezdiğin ya da böyle saçma sapan davrandığın gibi böyle saydırmışsınız sanki arkadaşlar. O kadar saydırmışsınız ki bu kişiye. Yani onun böyle bir onurunu, gururunu yerle bir etmişsiniz. Egosu paramparça diyebilirim arkadaşlar. Böyle bir durum, böyle bir şey hisseden var. Ve bazılarınız arkadaşlar, siz saydırmışsınız ve böyle şey, nasıl diyeyim, onun konuşmasına fırsat vermemişsiniz. Böyle bir engelleme durumuna gitmiş olabilirsiniz veya o engellemiş olabilir. Artık ne olduysa bu böyle şurasında tıkalı kalmış. Bir şeyleri size söyleyememiş. Hatta şey diyor, ya evet diyor, böyle bir, yani kalbimi acıttın diyor ve senden hiç beklemezdim diyor. Burada şöyle bir hikaye var. Arkadaşlar, bazılarınız için bir araya gelmenizi engelleyen bazı nedenler varsa, özellikle bu nedenler bu karşınızdaki kişiyle ilgili bir nedense, halihazırda bununla ilgili kurban psikolojisini sürdürüyor arkadaşlar. Ya sen bana kızdın, sen bana saydırdın, döktün, sövdün, dövdün, ettin ama ya benim elimden bir şey gelmiyordu. Yani ben mağdurum burada. Ben de seninle birlikte olmak istiyorum. Ben de seninle uzlaşmak istiyorum ama işte bundan dolayı dedik ya, işte bazısı o kadar baskı altında büyümüş etmiş ki o kabuğunu kıramıyor. Bundan dolayı hala bir kurban psikolojisi içerisinde oluyor. Kaçmak istiyor arkadaşlar. Yani böyle bir kaçıp gelmek istiyor. Ve şöyle bir şey. Sizi suçluyor. Kalbimi çok kırdı diyor. Durumumu biliyordu. Yani benim engellerimi biliyordu. Engellerimi bildiği halde bu işte kavgayı, bu durumu zorladı. Aslında benim ne kadar elimin kolumun bağlı olduğunu bile bile bunu yaptı. Ve ben gerçekten onurum çok kırıldı. Egom paramparça oldu. Ve ben çok üzgünüm. Ve bir yandan da şöyle bir şey. Sizin onun kalbini kırdığınız için sizi düşünmek istemiyor. Ama her ne kadar sizi düşünmek istemese de rüyalarında sizi görüyor olabilir arkadaşlar. Sizinle el ele, diz dize oturduğunu düşünüyor. Sizin zaten her şeyin en güzeline, en iyisine layık olduğunuzu düşünüyor.
Rüyalar dedik arkadaşlar, bir kısmınızın böyle uzun saçları olabilir, böyle özellikle sarı saçlar olabilir, sizi sürekli böyle bir düşünüyor olabilir, size hala içinde bir bağlılık hissediyor arkadaşlar. Birinci hikayemiz bu. Şimdi ikinci hikayemize gelelim. Her iki hikayenin de sonunda arkadaşlar ama şu var: uzlaşma, bağlılık ve tekrar bir araya gelme isteği var mı? Var arkadaşlar. Bunu söyleyeyim. Ama sadece burada dediğim gibi kolektif bir açılım olduğu için iki farklı hikaye çıkıyor. Şimdi diğer hikayemizde ise, ya evet, çok bazılarınız için arkadaşlar bu ilişki veya bağlantı çok hızlı olmuş olabilir. Birdenbire işler ilerlemiş olabilir ve gerçekten çok büyük bir derin bir bağlantı olabilir. Birbirinize sözler vermiş olabilirsiniz. Bu kişi, karşınızdaki kişi size çok büyük sözler vermiş olabilir. Bunun acısını yaşıyor. Yani diyor ki, ya evet ben çok büyük sözler verdim ama bu sözleri yerine getiremedim. Çünkü çünkülüm, çünkülüm böyle bir kelime yok. Onun tepesinde böyle ne derler? Adalet kılıcı, adalet kılıcı mı derler? Böyle sallanan bir kılıç var. Yani onu dikte eden, onu kontrol eden bir kadın figürü var arkadaşlar. Bu üçüncü bir kişi olabileceği gibi annesi veya kız kardeşi olabilir. Bunu böyle bir zaptırap altında tutan birisi var. Bundan dolayı bir şeyleri yapamamış olabilir. Ama gerçekten sizin kalbinizi kırdığının farkında. Ayrıca vicdan azabı da çekiyor mu? Çekiyor arkadaşlar. Sizi çok üzmüş olabilir. Gerçekten çok kırmış olabilir, bunun farkında. Ve şöyle bir şey var, yani ben ne söylersem söyleyeyim bu işi çeviremem. Yani gerçekten sizin kalbinizi tekrar kazanamama gibi bir durum ve korku içerisinde. Anın enerjisinde diyor ki, yani keşke bunu yapmasaydım, ben ona vaatlerde bulundum, bu vaatleri yerine getiremedim. Bununla ilgili bir vicdan azabı duyuyorum. Bir kısmınız aynı çatı altında yaşamış olabilirsiniz arkadaşlar. Bir kısmınızsa işte evinizi, barkınızı bile, ortak evinizi, barkınızı hayal etmiş olabilirsiniz. Bundan dolayı gerçekten aslında kendini kötü hissediyor. Arkadaşlar bu kişinin planı o bağlarını çözmek ve kaçmak. Kaçmak. Yani birisi destek oluyor olabilir, birisinden akıl fikir alıyor olabilir arkadaşlar. Öyle ya da böyle tekrar sizinle el ele, diz dize oturmak isteyen bir kişi var arkadaşlar. Birinci deste için böyle. Birinci deste iki farklı hikaye çıktı. Ama hikayede senaryo ne olursa olsun sonunda bir uzlaşma, tekrar bir araya gelme isteği var gözüküyor. Şu anki enerjilerde bakalım karşınızda olsa ne söylemek isterdi birinci destenin seçtiği, birinci desteği seçen arkadaşlarımızın bu böyle pişman olup olmadığını merak ettiği kişiler. Şimdi birinci kart der ki, sen kendini değiştir, söz veriyorum ben de kendimi değiştireceğim. Hani vardı ya işte sizi suçlayan, ya sen bilmiyor musun benim elim kolum zaten bağlıydı, sen bu duruma soktun bizi gibisine eleştiren kişi bunu söylüyor. Sen kendini değiştir, söz veriyorum ben de kendimi değiştireceğim. Şaşırdık mı? Hayır. Beni ne kadar seviyorsun? Davranışlarımla bazen ileri giderek seni kırsam bile, seni nasıl sevdiğimi bilemezsin. Gecelerce seni düşünmekten kendimi alamıyorum. Rüyalarında sizi görüyordu. Hep hayatımda ve yanımda ol istiyorum dedi. Evet, son kartımızsa bütün dünya ile savaşıp eve dönmek gibi seni sevmek. Çok yorgunum. Sevgine ve şefkatine ihtiyacım var ki zaten sol kartlarımızda uzlaşma ve bir araya gelmek isteyen birisini gösteriyordu. Şimdi geldik ikinci destemize. Hadi bakalım birinci desteyi kaldıralım.
Bir yudum da kahvemizden alalım. Evet, ikinci desteği yani lacivert mavi kalemi seçen arkadaşlarımız için bakalım. Evet, ikinci desteği seçen arkadaşlarımın kalbini kıran, üzen kişinin gündeminde neler var? Şu anda nelerle uğraşıyor? Bununla ilgili en doğru ve net bilgileri almayı talep ediyoruz. Kıskanç, kıskanç. Kıskanç. Bir konuda kıskançlık yapıyormuş şu anda. Kararsızlık yaşıyor. Bakalım hangi konularda? Bahçe ve kapı. Şimdi aslında şöyle bu üç karta baktığımızda şunu çıkarabiliriz arkadaşlar. Evet, birilerinin yaşadığı konularla ilgili. Biri işte sevgili varsa, evli bir çift varsa veya arabası, evi, barkı olan birilerini kıskanıyor olabilir. Bunlara kendisinin ulaşması için bir yol seçmek zorunda. Ama bu yolu seçmek de onun şu güvenli, konforlu alanından çıkması demek. Ya ben çıkayım mı çıkmayayım konusunda böyle bir kararsızlık olabilir. Evet, üzerine kar seçelim. Biraz daha detaylandıralım. Bakalım gündeminde neler var, nelerle uğraşıyor. Kıskançmış. Bu kıskanç kişi nelerle uğraşıyormuş? Ay be, kıskanç. Ciddi ciddi kıskanç. Cimri. Hem cimri hem kıskanç. Evet, Boğa, Başak, Oğlak ve Balık burcu veya bu burçların karakteristik özelliklerini taşıyan kişiler söz konusu diyebilirim arkadaşlar. Bu kişi özellikle iş yerinde olabilir. Şu anki enerjilerde ki şu an Ocak değil, Şubat'tayız. Evet arkadaşlar, Şubat 3. Daha bazı kimselerin, bir kısım kimselerin ki bizde dahil maaşları henüz belli olmadı. Bununla ilgili bir kıskançlık yaşıyor. Kendinden daha üst birisi, işte bu müdürü olabilir, amiri olabilir. Onunla ilgili bir kıskançlık durumu yaşıyor olabilir. Bir kısmınız içinse bu kişinin etrafında, çevresinde maddi olarak güçlü, kuvvetli birisini kıskanıyor olma ihtimali çok yüksek. Evet, kararsızlık alanına geldiğimizde ise özellikle sosyal çevresiyle ilgili, işte karşı cinsle ilgili bazı konularda kararsız kalma durumunda. İşte bir seçim yapmak durumu olabilir. İşte hayatında iki kişi varsa bunlardan birisini seçmek veya iki durumla ilgili bir seçim yapmak durumunda. Bu illa iki kişi olmasına gerek yok. Ailesi veya işte duygusal bir his beslediği kişi arasında bir seçim yapmak durumunda olabilir. Ama bu kişi biraz böyle arkadaşlar çok da nasıl diyeyim, eylemde bulunan, kendi hayatını değiştirmek, dönüştürmek için bir şeyler yapma, affedersiniz, bunun için bir şeyler yapmak, eyleme geçme dötü olan birisi değil. Yok yani. Her şey havadan gelsin isteyen. İşte ya benim canım sıkılmasın, ben efor harcamayayım, konforlu alanımda kalayım, çok da fazla yorulmayayım. Her şey önüme düşsün, bana gelsin diyen birisi. Yani armut piş ağzıma düş diyen birisi. Ama böyle olmadığı için de arkadaşlar çok da işleri yolunda gitmiyor. Biraz sıkıntılı bir süreç yaşıyor. Maddi olarak biraz gündeminde sıkıntılar var. Aynı şekilde aşkla ilgili konularla ilgili de bir karar vermesi gerekiyor. Ama bununla ilgili de sıkıntılı bir süreç geçiriyor. Şimdi sizinle olan durumlara bir bakalım. Evet. İkinci desteği seçen arkadaşlarımı üzen, kalbini kıran, mutsuz eden bu kişi yaptıklarından dolayı pişman mı? Bununla ilgili en doğru ve en net bilgileri almayı talep ediyorum.
Arkadaşlar bilmiyorum sizde de var mı? Yani ben televizyon izlemeyen birisiyim. Dizi de zaten tek bir dizi izliyorum. Bu şarkının dizisini de izlemiyorum ama ay beynimde hep bir Dilber evin barkın yok mu dönüp duruyor. Çok değişik, ilginç. Altında böyle bir şey mi vardı? Ne vardı da böyle beynimize kazındı anlamıyorum. Evet. Çok ilginç çıktı. Yani anlayamadım. Ay, üstüne açtığımız kartlarla bir bakacağız. Romantizm kapısı çıktı ama ortada da merkezde de ya benim elim kolum bağlı diyen birisi var. Bir üstüne kartlarımızı da açalım bakalım. Ne demek istiyorsun? Pişman mısın? Evet, bir aslan, koç ve yay burcu ve koç derken direkt bir koç da çıktı arkadaşlar. Yay da geldi yine direkt ve ikizler. Pişman değil arkadaşlar bu kız niye kız dediysem. Bu kişi pişman değil. Bu kadar da eril kart gelip de benim kız demem. Devam edelim. Bir darladı. Dengesiz. Biraz dengesiz. Denge kartıyla beraber biraz dengesiz birisi. Çok fazla egosu olan birisi arkadaşlar. Nasıl diyeyim? Burnu düşse eğilip almayacak tipte bir insan. Böyle biraz böyle bende şeyi oluşturdu. Böyle ağzının ortasına bir vurasım geldi. Şiddete karşıyız. Şu kartsa aslında hiçbir şey tesadüf değil işte arkadaşlar. Bu kartı anlamlandıramadık ya. Romantizm kapısı var, sonra eli kolu bağlı kartı ne alaka dediğimde aslında hiçbir şey tesadüf değil. Evet, bu kişinin eli kolu bağlı bir kısmınız için arkadaşlar, tabii ki hepiniz için değil ama bir kısmınız için bu pişman olup olmadığını merak ettiğiniz kişi evli olabilir. Bir sözleşmeyle bir kişiye bağlı olabilir. Ve bu sözleşmenin feshedilmediği için bir eli kolu bağlı olma durumu var. Ama bununla ilgili yine ikiye ayrılıyor arkadaşlar. Dikkatli olun burada. Bir kısmınızın ki size dönüş yapacak. Ya ben işte ayrılacağım, dava açtım derken bir kısmınız yine sizi biraz oyalayacak. Dava açtım derken biraz daha böyle sizden bir zaman çalma. Zaten burada geneline baktığımda arkadaşlar işte böyle konuşturuyor beni. Sonunda biz birlikteyiz diyor bakın. Yani öyle bir şey ki bakın. Mutlu aile, aşıklar kartı, ben seninle tesadüfen birlikte olmadım. Tesadüfen biz karşılaşmadık. Biz ruh eşiyiz. Biz birlikte olmalıyız. Ama işte nedir? Şu anda değil. Benim daha yaşayacaklarım var, yapacaklarım var. O ben işte bir imparatorluğum var. Bu imparatorluğumda biraz daha zaman geçireyim. Biraz daha işte at koşturayım. Nasıl olsa biz birlikte olacağız. Böyle düşünen bir hüdük var. Yani zaman arkadaşlar, kimse zamanı kazağa bağlamamış. Zaman akıp gidiyor. Yani biz zaten bir arada olacağız diyor. Biz yine birlikte olacağız diyor. Hatta diyor aile kuracağız. Etrafımızı çevremize duyuracağız diyor. Yani pişman mı? Pişmanlık yok. Yok arkadaşlar. Ama şöyle bir inancı var. Biz birlikte olacağız diyor. Yani buna manyakça bir inancı var. Hadi siz bekleyecek misiniz? Bununla ilgili bir endişesi yok. Bakın taahhüt
biz diyor sanki biri söz vermiş buna siz birlikte olacaksınız diye. Böyle bir inancı var. Sabır diyor. Bir şeyler diyor yerine gelecek diyor. İşte bazı şartlar sağlanacak diyor. O zaman diyor biz diyor tekrar bir araya geleceğiz diyor. Arkadaşlar. Ama çok maske var. Bakın bu kişiyi ben şu anda çok farklı bir hayat sürüyor olabilir. Sizi umursamıyormuş gibi takılıyor olabilir. Sizi düşünmüyormuş gibi bir hayat sürüyor olabilir. Arkadaşlar bu maske kesinlikle sizi düşünüyor. Sizi düşünmediği emin olun bir tek an bile yok. Çalışırken bile aklına geliyorsunuz. Ve tekrar sizinle mutlaka tekrar bir araya geleceğini düşünüyor. Sonumuz bir diyen birisi. Ama yani böyle çok güven vermedi bana. Ya bu kişiyi nereye kadar bekleyeceksiniz? Ya ben işte ya ben yanlış yaptım, bir pişmanım vesaire de yok. Kendini beğenmiş birisi bu. Ama şu var, sizi seviyor mu? Seviyor. Ruh eşim olarak görüyorum diyor onu ve onunla tekrar mutlaka bir araya geleceğim. Yani romantik duygular beslediğim tek kişi o diyor. Bir kısmınız için çok az arkadaşlar, sadece çok az bir kısmınız için şey diyor. Yani diyor ben çok güçlüyüm. O da çok güçlü ve onu tekrar ikna etmek çok zor olur. Yani nasıl ikna edeceğimi bilmiyorum diyen bir kısım da var. Ama bir şekilde nasıl diyeyim biliyor musunuz? Sanki buna birisi geldi, işte bir rehber geldi ya da bir ya belki tarot baktırdı bilemiyorum. Ya siz bununla bir aradasınız dedi. Sen sıkma canını demiş gibi bir rahatlık var bu kişide. Ay çok sinir oldum. Bu rahatlık ne? Paşa gibi böyle yayılmış. Yani bunun sizinle bir ruh eşliliği olduğuna ve kaderinizin bir olduğuna inancı tam diyebilirim arkadaşlar. Pekala size ne söylemek istermiş? Bir de ona bakalım. İkinci desteği seçen arkadaşlarımı üzen kişi. Bu desteği seçen arkadaşıma ne söylemek isterdi? Çok az bir kısmınız için şey bir böyle bir maço bir şey tavırlar. Burada hala işte birlikteliği olan ama kavga etmiş olan kişiler olabilir bu desteği seçenler arasında. Onlar için onların bu maçoları demiş ki benden sürekli ilgi ve sevgi beklemek yerine sevgimi anlamak için kelimelerime değil davranışlarıma odaklanmalısın. Senin yanındayım ya. Daha ne istiyorsun diye böyle bir ters diyor falan böyle. O kişi bazen insan bedenen birisinin yanında olur ama ruhu nerede olur? Nerelerdedir? Hiç bilemezsiniz arkadaşlar. Özellikle hiç böyle dile gelmeyen şeyler varsa. İkisi de bir olacak. Aynı anda alacak arkadaşlar. Bazen şey denir ya. Ya işte söylememe gerek mi var? Yanındayım ya vesaire. Evet söylemene gerek var. Ben onu senden duymak istiyorum. Seni seviyorumu duymak istiyorum. Seni özlediğimi duymak istiyorum. Ha bazen de arkadaşlar seni seviyorum, seviyorum, özlüyorum şöyle cırt 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 söylenir. Ama hiçbir şekilde davranışa dökülmezse bunun da bir anlamı yok. Her ikisi de aynı değerde ve aynı oranda hayatımızda olmalı. Karşımızdaki kişiye hem söylemeli hem hissettirmeliyiz davranışlarımızda. Evet, ben sana mecburum bilemezsin. Aşk karşısında çok güçsüzüm ve yokluğum beni perişan ediyor. Ah, perişanmış, pişman mı dedik? Bir perişanlık, pişmanlık geldi. Benim bütün yollarım sana çıkıyor.
Zaten buna emin. Dedim ya, bir eminlik gelmiş buna. Kim verdiyse o emin değil. Ben sana teslim oldum. Ben aşka teslim oldum. Dünyayı dolaştım ve seninle mukayese edebileceğim bir kadın bulamadım. Her yerde sen, her şeyde sen, ille de sen. İlk başta gündeminde ne dedik arkadaşlar? Bir karar verme durumunda. İşte hayatında iki kişi varsa o kişilerden birini veya işte sevdiğiyle ailesi vesaire, artık diğer durum her neyse, bunlar arasında bir seçim yapma durumundan bahsetmiştik. Evet, işte burada diyor ki seninle mukayese edebileceğim bir kadın yok, bulamadım. Aha, aramış yani, ciddi ciddi. Her yerde sen ve her yerde sen seçimi büyük bir ihtimalle sizden yana olacak diyebiliriz bu söylemiyle. Evet arkadaşlar, bir açılımımız daha sona erdi. Unutmadan şunu da söyleyeyim. Şubat ayı özellikle astroloji açısından çok zor bir dönem. Açılar yüzünden sıkıntılı, zorlu bir süreç olarak adlandırılıyor. Sürekli bununla ilgili yorumlar var arkadaşlar. Şubat ayı burç tarot yorum videolarını tek tek çekemeyeceğim. Dediğim gibi çok fazla yoğunluk var. Özellikle kendimi geliştirme eğitimler açısından. Ama bir yaşam döngüsüyle ilgili bir video çekmek istiyorum. 12 evi de tek tek inceleyeceğiz, bakacağız. Gelecekte bize neler gösteriyor. Evet arkadaşlar, videomu beğendiyseniz beğeni butonuna basarsanız sevinirim. Hoşça kalın, sağlıkla, sevgiyle kalın.